Arkadaşlar merhaba. Sonunda dönemin son haftasına geldik. Son dersimiz itibarıyla bugün bir toparlayıcı bir ders yapmak istiyorum. Siyasal iletişim dersinde. Biz tabii bundan ayrı bir de yüz yüze sizinle ayrıca bir ders yapacağım. Merak etmeyin yani bu yayından ayrı. Şimdi dersimizde siyasal iletişim olduğu için siyasal iletişimle ilgili birçok kavramdan bahsetmiştik sene boyunca. Öncelikle bu kavramların neden bu kadar çok fazla olduğundan belki de şikayet etmiştik. Çünkü bu sizden öyle bir şey gelmişti. Çünkü çok çoklu disiplinleri siyasal iletişimde ilişkisinden öncelikle bahsetmek zorundaydık. Sosyoloji, psikoloji, tarih, siyaset, medya, felsefe, yönetim bilimi, eğitim, toplumların eğitimi, iletişim ve medya gibi birçok alanı kapsama alanına alan bir ders. Tabii burada biz özellikle propaganda ve kamuoyu başlığı altında kitlelerin yönetilmesi konusunu ele almıştık. Kitlelerin yönetilmesinde de kamuoyu kelimesi öncelikle önemli. Kamuoyu kavramı nedir, tanımı nedir onu düşündük. Kamuoyu halkın düşüncesi, toplumun tavrı olarak tanımlanabilir. Tabii burada kamuoyunun oluşumunda temel üç prensip vardı. Bunları sınavda hepinizle soracağım, haberiniz olsun. Birinci olması gereken kamuoyunun ne olduğuyla ilgili kafalarda oluşan bir tanımda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kere açıklık olması lazım. Yani herkesin bildiği bir netlikte olması gerekiyor. Kamuoyunda dayanışma olması gerekiyor ve ortak kanaatler olması gerekiyor. Bu ortak kanaatleri lütfen altını çizelim. Daha sonra üzerinde çok duracağız. Kamuoyunu peki oluşturan unsurlar nelerdir diye baktığımızda da demokratik bir yapının olması gerekiyor ve bu demokratik yapıda ikinci şartta bu toplum kültüründe demokraside yetişmiş öznelerin olması gerekiyor. Öznelere dikkat edelim yine. Medya ve kanaat önderleri kamuoyunu oluşturan unsurlar. İşte bütün bunlar siyasal iletişimin bel kemiğini oluşturan unsurlar. Kamuoyunun aşamaları diye baktığımızda da yani kamuoyu nasıl oluşturulur diye bir baktığımızda gelecek sene iletişim kuramları dersinizde göreceksiniz bunları özellikle. Kitle davranış ve tutum aşaması yani tutumlar nasıl değiştirilir ya da kitlenin davranışları nasıl değiştirilir buna yönelik bir aşama var. Daha sonra bu kitlenin davranışıyla ilgili bir kamusal tartışma ortamı yaratılır. Bu kamusal tartışmalar, çelişkiler oluşur ve bir ortalıkta herkes aynı fikre ya da işte farklı fikirlerini savunacak hale geldikten sonra kararlar alınır. Toplumu yönetecek veya işte ortak bir şekilde kurumsallaşır bu kararlar. Peki bu kurumsallaşırken bu kararlar bütün bu kamuoyunun oluşulmasında ne vardır? O da politik psikoloji ile ilişkili bir konu. Yine dedik ya siyasal iletişim tek başına bir bilim olamıyor. Özellikle politik psikolojiye dikkat etmemiz gerekiyor siyasal yönünden dolayı. Nedir politik psikolojinin tanımı? Bu tanımı size finalde soracağım. Dikkat edin. İnsan düşünce, duygu ve davranışının siyasi hayata etkilerini konu alan ve siyasi bilimleri psikoloji aracılığıyla inceleyen disiplinler arası akademik bilimsel bir alan. Şimdi politik psikoloji neyi inceliyor? Liderlerin karakterlerini, yöneten-yönetilen ilişkisini, halkın kendi içindeki ve ulusların birbirleriyle ilişkisini analiz ediyor. Bizim siyasal iletişim bağlamındaki bakacağımız kısımlar lider karakteri, toplumların oluşumu, yöneten-yönetilen ilişkisi ve halkın öznenin nasıl kendi kararlarını verip verememesi üzerine. Toplumsal olaylara duyarlı olan ve gündemi takip eden politik psikoloji, psikolojik teoriyi politik olaylara bağlayan bir kesişim noktasıdır. Buradan itibaren biz üç ana ayaktan bahsetmek zorundayız. Yani siyasal iletişimin üç ana ayağı nedir diye baktığımızda bir kere insan tarafı var. İnsanlar, özne, toplum, aile kısmı. İkinci kısmı siyasi aktörler. Aktörler dediğimiz bu böyle oyun kurucu kişiliği olan liderlerden bahsediyoruz. Politikacılar nasıl olur ve özellikleri, yöneticilerin özelliklerine bakacağız. Medya burada özellikle öznenin ve siyasi aktörlerin arasındaki aracı şeyler. Bunları da özellikle halkla ilişkiler aktiviteleri çok önem arz ediyor. Halkla ilişkiler aktiviteleri propaganda ile birlikte ele alınması gerekiyor. Şimdi bunları sıra sıra şöyle bir bakacağız. Bugünkü bu kavramsal tanımların biz
başarılı liderlerin konuşmalarıyla birlikte tamamlayacağız. Yani bazı örnekler vereceğim, onunla birlikte dersi tamamlayacağız. Şimdi özne nedir sorusu bizim elimizdeki en önemli sorulardan biri. İletişim kurabilen, düşünen her varlığı özne olarak kapsıyoruz. Öznenin özgürlüğü, öznenin özgürlük tanıman, özgürlükle ilişkili diğer eşitlik sorunsalı da siyasal iletişimin önemli bir ayağı. Bunları hep derste işlediğimiz için çok hızlı geçiyorum. İnsan nedir diye bir tanımlamaya baktığımızda homo ile başlayan birçok tanım verilmiştir. Bunlar mesela homo erectus, en başta bildiğimiz gibi yürüyen insan, iki ayağı üzerinde durabilen insan, homo economicus, homo politicus ve belki de bunların en ilgincini Huizinga'nın bahsettiği homo ludens tanımından bulabiliyoruz. Peki biz bu homo economicus ve homo politicus kavramında, yani düşünen insan ve ekonomi yapabilen insanı siyasal iletişim bağlamında özellikle ele almamız gerekiyor. Terentius demiş ki insan genelde yapacağı her şeyi daha önceden tahmin edilebilir bir varlıktır. O yüzden insani olan hiçbir şeye yabancı değilim. İnsana özgü olan hiçbir şeye yabancı değilim demiştir. Bu tamamen bütünsel bir bakış açısından bakınca insanı tanımlamakta tamam doğru bir şey olabilir ama şu açıdan yanlış. İnsan aslında tahmin edilebilecek şeyler de yapabilir özne. İnsan tarihin yapıcısıdır diyor Marx. Marx diyor ki insan tarihini yaparken kendini de oluşturur. Buradaki değişime de dikkat edelim. Yani Terentius'un tanımına göre insana özgü olan her şey mümkün ve ben bunu tahmin edebiliyorum diyor. Halbuki tahmin edilemez bir oluşum da var. Özellikle varoluşçulara baktığımızda insan bir oluştur. Yani varoluş felsefesi özellikle ne diyor? Biz ölene kadar bitmeyen bir şeyiz. Tamamlanmamış bir varlığız. Yani bir tamamlanmamız bizim varoluşumuzu belirliyor. Peki burada insanların tamamlanmaması ve nasıl bir zihinsel süreç içinde geçeceğini hangi aşamada ele alıyoruz? Tutum ve propaganda başlığı altında. Önce insanların tutumlarını, belli bir olaylara karşı tutumlarını değiştireceğiz. Ardından davranışları değiştirilecek. Bu çok önemli bir siyasi arena. Bu arenada hiçbir şey rastgele değil. Her şey düşünülmüş, üzerinde düşünülmüş, zaman içinde stratejisi oluşturulmuş, iletişim stratejilerinin bir parçası. Efendim biz bu stratejilerin adına ikna stratejileri ve teknikleri diyoruz. Bu ikna stratejilerini iki grupta inceleyebiliriz de, diye bahsetmiştim. Birisi tutum ve davranışı temel alan stratejiler, insanların işte tutum ve davranışını değiştirmeye yönelik. İkincisi ise duygusal ve rasyonel ikna stratejileri. Bunları özellikle ikna sürecinde iki farklı yaklaşım var olarak görüyoruz. Yani tutumların etkilenmesi ve bunun üzerine davranışın değişmesi. Birdenbire davranışı değiştiremiyoruz. Önce insanların kafasındaki fikirleri etkileyeceksin. Ona karşı bir tutum oluşturacak. O tutuma göre davranış bulunacak. Yani bir aşamalı bir şey. Duygusal ve rasyonel stratejiler ise bir mesajların ihtiyaçlara göre hazırlanması ve insanların mantıklı argümanlar yerine duygusal argümanlarla karşılaştığında mantıklı argümanların yokluğundan dolayı bu duygusal mesajlara tepki göstermesidir. Ve bunu özellikle ikna stratejilerinde niyet ve inançlara göre çeşitli şekillerde görüldüğü ve uygulandığı varsayılmaktadır. Burası çok ilginç bir nokta. Çünkü biz mesajın çekiciliğini arttıran stratejilere baktığımız zaman duygusal çekicilik ve işte mantıksal çekicilik denen bir şeyden de bahsetmek durumdayız. Eğer bir konuşmacı mesajın stratejilerini, yani ikna dilinin stratejilerinin çekiciliğini arttıran faktörlere çalışırsa başarılı olur. Buna ait 12 maddede ikna stratejilerinde ben derste bahsetmiştim. Bunları hızlı hızlı vermek istiyorum. Çünkü dersimizin kapsam alanı fazla şu anda toparlayıcı bir ders olduğu için bunları tek tek size zaten slaytları da yükleyeceğim programa. Oradan göreceksiniz. Şimdi burada tek taraflı ve tek tarafa karşı çift taraflı argümanlar denen bir taktik var. Bu argümanları eğitimcinin
eğitim seviyesine göre. Mesela eğitim seviyesi düşük kişilere karşı tek yanlı argümanlar kullanılabilir. Eğitim seviyesi yükseldikçe o insanları etkilemek için çift taraflı argümanlar verilebilir. Mizah çok önemli. Etkili bir konuşmacı mizahı biraz elinde patlayacak bir bomba gibidir de aynı zamanda. Mizah konuşmacının sunumunu zenginleştirir ama dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü birçok mizahın içinde aynı zamanda ötekileştirici bir dil de var. Yani burada bir mizah birazcık tehlikeli bir strateji aslında. Çekiciliği arttırır ama bir tarafı etkilerken öbür tarafı ötekileştiren, rencide edici bir mizah dilinin de olmaması gerekiyor. Ama ne yazık ki görüyoruz, bir mizah dilinde mutlaka bir tarafın karikatürize edilirken dalga geçildiği, ötekileştirildiği görülmektedir. Bu mesajın çekiciliğini arttırıyor ama birçok insanı da rencide etmektedir. Öncelik ve sonralığa göre mesajın etkili argümanlarımızı vermemiz gerekiyor. Sonuç, mesela bir konu anlatırken sonunda toparlayıcı bir sonuç belirtilmesi izleyicilerde çok büyük etki veriyor. Bunu özellikle sözlü konuşmalarda dikkat etmemiz gerekiyor. Kanıt kullanmak, kanıtları hazırlayacaksınız. Mesela çelişkili bir konu varsa elimizde kanıtları bulmalıyız. Ama bu kanıtlar özellikle grafikler ve rakamlarla verilirse güven kazanılır. Güven kazanıldığı zaman da verilen mesajın doğruluğuna da aslında pek bir önem verilmez. Önceden uyarılabilir. Mesela biz en baştan dikkat edin, biz sizinle şununla ilgili konuşacağız dediğimiz zaman mesajın çekiciliği de artıyor. Bütün bunlar hep iknanın mesajlarının çekiciliğini arttıran 12 maddeden birkaçı. Nedenler, etkiler, işaretler ve korku faktörü. Efendim, korku faktörü neden bu kadar mesajın çekiciliğini arttırıyor? İnsanlar çünkü sahip oldukları şeyleri kaybetmekten korkarlar. Kaybetmelerini korktukları şeylerin korkacakları imajı verildiği zaman, mesela bunlar ceza almaktan, reddedilmekten, başarısızlıktan insanlar korktuğu için ikna dilini kullanan liderlerin geniş ölçüde korku dilini de kullanması gerekiyor. Mesela işte ailenizi kaybedebilirsiniz, paranızı kaybedebilirsiniz, işinizi kaybetme riski var, sosyal ortamınızı kaybedebilirsiniz, sağlığınızı, işte güzelliğinizi kaybetmenize sebep olacak sonuçlardan dolayı verilen mesajlara da bir dikkat vermemiz ve buna göre de yönlendirilmemiz mümkündür. Yönlendirme konusu korkuyla birlikte çok ele alınıyor. Bunu şimdi birkaç konu sonra daha ayrıntılı alacağız. Korku çekiciliği diyoruz. Korku çekiciliği duygusal öğeleri içeren konuşmalarda vardır. Mesela özellikle insanlar etkilemek istiyorsak insanları bir korku atmosferi, korku iklimi yaratarak etkilemek lazımdır. Bu siyasal iletişimin politik psikoloji ile birlikte harmanlandığı, böyle çok güzel kullanıldığı, yüzyıllardan beri kullanıldığı, sadece günümüz konjonktüründe lütfen düşünmeyin, yüzyıllardan beri insan var olduğundan beri korku elementini, korku çekiciliğini kullanarak korku salınan mesajlara karşı dinleyenler mesajı şey yapıyorlar, yani alıyorlar ama bu mesajın nasıl verildiği de önemli bir konu. Güç, kontrol ve etkide güç sahibi insanlar yönetmek ve yönlendirmek için rehberlik de etmek isterler. O yüzden etkili bir konuşmacı olarak onların bu gücü de kullanmaları gerekiyor. Kendine güven ve onay. Dinleyicilere kendileri hakkında olumlu mesajlar verilmesi lazım. Siz şöylesiniz, siz böylesiniz diye bir psikolojik bir ortamda yaratılması gerekiyor. Odak noktası verilmesi gerekiyor. Ya yani konuşmacı baştan, bunlar hep aslında satış stratejilerinde de reklamcıların da çok kullandığı stratejiler. İnsanları etkilemek istiyorsanız odak noktasını da vereceksiniz ve buna göre bir politika uygulayacaksınız. Şimdi buradan politika dediğimiz zaman, bu insanları etkileme konusuna geldiğimiz zaman, ikna dilinin olmazsa olması propaganda konusudur. Propaganda nedir? Etkilemek, değiştirme ve kontrol altında tutmaya yönelik bilinçli bir eylemdir. Eylem planlarının programlı olarak karşı tarafa kabul ettirilmesi için dayatılmış görüşlerin bilinçli bir şekilde medya aracılığıyla yayılması gerekiyor. Propaganda, hedef kitlenin fikirlerini çoğu zaman bilinçaltına hitap ederek değiştirmeye çalışır ve biçim olarak baskıcı, inatçı ve zaaflardan yararlanan bir ikna modelidir.
Propagandayı biz bir iletişim modeli olarak görüyoruz. Telkinlerde bulunarak insanları sistematik bir şekilde etkilemeye, onların hareketlerini güdülemeye yönelik bir dizi iletişim metodudur. İletişimin birbirini etkileme ve etkilenme yolunu iletişim kuramları dersinde gelecek sene göreceksiniz. Bunlar işte bu şekilde bir sürü şeyler var, tartışmalar var. Bunları ben size bu çalışmayı size göndereceğim. Özellikle endüstri devrimiyle birlikte kitlesel piyasada yani mesajı veren şeyler, medya araçları değişiyor ama amacı hep propaganda oluyor. Bu yüzyıllar önce de böyleydi, şimdi de böyle. Günümüzde mesela WASP üzerinden Trump 2016 seçimlerini kazanmıştı. Mesela WASP'ın ne olduğuna bakıyoruz. Mesela WASP nedir? White Anglo-Saxon Protestan fikri demektir. Yani beyazsan, Amerikalı'nın tanımını yapıyor. Amerikalı nedir diyor. Beyazsan Amerikalısın. Ondan sonra Anglo-Saxonsan, yani Hispanik değilsen veya işte başka bir yerden gelmediysen Amerikalısın. Ondan sonra Protestansan, başka bir dini de kabul etmiyor. Şimdi dışlayıcı bir ırkçılığa ait bir seçim sloganıyla seçimi kazandı Trump. İşte şimdi günümüzde görüyoruz bu var olan şeyleri oradaki şu an internetten takip ettiğimiz kadarıyla Black Lives Matter konusu mesela. Kamuoyu nasıl bir tepki gösteriyor bu konuya? Birikmiş öfkelerine bir siyah insanların da Amerikalı olduğu ve onların yaşamında ne kadar değerli olduğunu anlatan bir tepkisel bir durum var. Hep bütün bunlar WASP'tan kaynaklanıyor. İnsanların dil, din, cinsiyet farkının olmadan eşit olması mümkün müdür savına her zaman tartışılan bir konuydu. Günümüzde bile tartışılması aslında tuhaf bir durum ama maalesef hala WASP'a göre mesela seçimler kazanılıyor ve Amerika'nın anayasasına da bulunan herkes eşittir, insan hakları evrensel beyannamesiyle eşit olan bunu da soracağım size. İnsan hakları evrensel beyannamesinin de bu eşitlikle ilgili şeylerini vermiştim daha önce size. Bunları da mesela ele alarak bir propagandanın nasıl yürütüldüğünü 2016 seçimlerine bakabilirsiniz. Otoriter yaklaşıma göre şimdi Platon'a mutlaka dokunmamız gerekiyor. Otoriter yaklaşıma göre Platon diyor ki devlet yönetimi halka verilmemelidir diyor. Devleti birkaç akıllı adam yönetmelidir diyor. Bu yaklaşıma göre demokrasi gereksizdir diyor. İnsan özgür mü eşit mi sorusu bizi buraya getirdi. İnsan özgür mü eşit mi dedik yani WASP'ta bile günümüzde bile hala işte beyaz ırkın üstünlüğü, işte protestan dininin işte tek din olarak Amerika'da zihinlerde algılanması konusunu ele aldık. Peki insan eşit midir sorusuna veya eşit bir yönetilmeli midir sorusuna Platon ne diyor? Hayır efendim, demokrasi tehlikelidir diyor. Halk o kadar akıllı değildir. Halkın içinden birileri değil de birkaç akıllı adam şeyi yönetmelidir diyor. Devleti yönetmelidir. Bu yaklaşıma göre demokrasi gereksizdir diyor. Buradan yine ilerlediğimiz zaman Platon'un devlet yönetimine baktığımızda Platon kölelerle zanaatkarların göz altında tutulması gerektiğini bahsediyor. Dikkat edelim, köleler günümüz toplumunda kimlerdir? Belki çalışan böyle ağır işte çalışan insanlar, özgürlüğünü tamamen yaşayamayan, zamanını ve emeğini ve işte her şeyini tahakküm altında bulunduran insanlara köle diyoruz yani. Ve zanaatkarlar göz altında tutulmalı. Bunu kim söylüyor? Platon diyor. Peki bu göz altında tutanlar kim? Bekçiler. Devlet kitabında bundan iyice bahsediyor. Bekçiler dediğimiz yani polisler dediğimiz yani burada gözetimi oluşturacak kesim muhafızlar. Kimi gözetleyecek? Bu zanaatkarları ve köleleri. Asla tek başına bırakılmayacak. Bunlar kontrol altında tutulması gereken kişiler. Peki bunları kontrol altında tutan muhafazakarları kim doyuracak? Onu da iktidardaki işte devleti yönetenlerin onlara bir belli bir maaş karşılığı vermesi gerekiyor. Belli bir ücret vermesi gerekiyor. Yalnız burada tabii Romalı bir düşünürün de dediği gibi gözetleyenleri kim gözetliyor sorusu da temel bir sorudur. Peki bizi gözetleyenleri kim gözetliyor? Bizi gözetleyen insanları, yani kontrol altında tutan insanları da kontrol edecek bir mekanizma var mıdır? Burada bir hiyerarşi var. Yukarıdan aşağıya doğru herkes birbirini gözetliyor. Gözetleme durumu hala günümüzde geçerliliğini
gitgide de özellikle elektronik ortamda şimdi daha da var olan bir şekilde en önemli siyasal iletişimin en önemli konularından biridir. Gözetlemeye özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Efendim burada Platon'un ideolojisine baktığımızda ideolojinin ve yönetimin ilişkili olduğuna da bakıyoruz. O yüzden burada ideoloji kelimesinin insanları hangi mekanizmada nasıl yönetileceğini de bakabiliriz. Tabii Platon'dan ayrı insan nasıl yönetilir sorusuna Machiavelli'nin Hükümdar kitabında ya da Prens kitabında bir ele almıştık biz bu sene biliyorsunuz. Vize sorularınız da bununla ilgiliydi. Platon diyorum. Machiavelli ne demişti? Hedefe giden her yol mübahtır. İyi bir sonuç varsa kötülük yapılabilir mi? Ya da kötülük nedir diye baktığınız zaman da eğer devletin çıkarları varsa, toplumun çıkarı varsa kötülük yapılabilir. Çünkü doğru bir amaç için yanlış bir yolda mübahtır diyordu. Özellikle şeye de dikkat edelim. Machiavelli düşünce şudur. Çıkarların için düşman ayarlama veya dostunun kim olduğu da her an değişebilir. Çıkarına göre yanındaki insanları ayarlıyorsun. Bu Machiavellist düşüncenin temel taşlarından biridir. Merhamet mesela. Yöneten insanların merhametinin herkese verilmemesi gerektiğini de verir Machiavelli. Merhamet herkese gösterilmez diyor. Bunlar çok önemli. 500 yıllık bir düşünce bu arkadaşlar. Yani bizim bunları iyice okumamız, kafamızda oturtmamız gerekiyor. 500 yıl önce bize devlet yönetiminin nasıl olduğunu anlatan Machiavelli düşünce hala siyasal iletişimde geçerliliğini korumaktadır. Efendim otoriter yaklaşımı sadece Platon, işte Machiavellizm, Machiavelli destek olmuyor. Aynı zamanda Hobbes ve Engels de insanların yönetilirken sıradan insanlara söz hakkı verilmemesinden bahsetmekteydi. Peki bu insan özne nasıl yönetilmelidir konusunda yönetilmek için yöneticilerin hangi özelliğinin olması gerektiğini işte konumuza geliyoruz. O da ikna dili. Özellikle Aristo'nun Belagat Sanatı retorik eserinde bir yöneticinin hangi özelliklerin olması gerektiğini bahsetmiştir. Retorikte lider konuşur ve etki eder. Etki odaklı iletişim kuramlarından özellikle burada dikkat etmemiz gerekiyor. Bir karşı tarafta etki olacak. Bu çizgisel iletişim modellerinden biridir. Başarılı bir konuşmacı bir konuşma yapar. Karşı tarafta bir etki beklenir. Bu etkide göre de bir değişim olur. Efendim bu değişim de nasıl, hangi şeylerden oluşur? Hangi kavramlardan oluşur? Üç ana ayağı var. Etos, patos, logos. Etos nedir? Etos özellikle konuşmacının, siyasi liderin veya aktörün güvenilirliği konusudur. Etosu yüksek denir, yani güvenilirliği yüksek. Ben bir güvenilirliği yüksek bir ortamda, yani saygınlığım olduğu zaman benim ne dediğim belki de bazen çok da önemli olmaz. Çünkü karşı tarafın size güvendiği zaman gardı düşer. Bunu kullanan çok şey vardı. Özellikle mesela reklamlarda ünlüler neden kullanılır? Etosları yüksek olduğu için, yani inandırıcılıkları yüksek olduğu için. Yine etos karizmayla da açıklanabilir. Bazı şeyler karizma kelimesi mesela tam olarak açıklanamayan bir dizi enerji olayıdır. Bazı insanlar bir odaya girer, aman Allah'ım dersiniz bu nasıl bir enerji. Bir de size bakıp döndüğünde bir konuştuğu zaman liderlik aktivitesi olan, liderlik özelliği olan insanların böyle hipnotik bir gücü de vardır. Napolyon'da ve mesela Atatürk'ün de çok böyle insanı çok etkilediği söylenir. Yani karşısında gözleriyle bir baktığın zaman dilin nutkun kuruyacak şekilde ne düşünüyordum ben, ne diyordum diye düşünür. Napolyon da öyle çok böyle kısa boylu bir adam olmasına rağmen upuzun boylu generaller onun karşısında tir tir titriyorlarmış. Acayip bir şeyi var. Karşı tarafı etkileme gücü var. Bir anlatılamayacak, yani daha doğrusu böyle enerjilerle ancak açıklanabilecek bir şey. Bir de ayrıca etosun tehlikeli yönü de şudur. Etosun yüksek olması sizin karşı taraftaki şeye, manipüleye de açık bir durumdur. Yani bunu kötüye kullanan bir lider çok rahatlıkla yanlış yönlendirebilir. İşte retorikte etosun verdiği kısım bu. Patos ise yine ilginç bir konudur. Patosu
Biz duygularla anlatıyoruz. Duygusal ne diyelim etkileme stratejisidir. Patos karşı tarafın yani kitlenin ya da insanların duygularını bilmesidir. Bir izleyici karşı tarafın duygularını biliyorsa mesela şeye gelelim şuradan. Buraları geçiyorum. Cicero'da diyordu ki, ben Cicero'ya doğru bir gelseydim, neyse gelemedik bir türlü. Cicero mesela duyguların ne kadar önemli olduğunu anlatmıştır. Demiştir ki bir söyleyin, konuşmacı eğer karşı tarafın duygularını biliyorsa, karşı tarafın kırmızı noktaların nerede duracağını, hassas noktalarını biliyorsa, o noktalar üzerinden konuşmasını yapar. Nelerdir bunlar? Genel olarak evrenseldir. Az önce dersin başında ne dedik? Korku çekiciliği diye bir şey vardır. Korku çekiciliği nedir? Korku iklimi yaratmak. İnsanlardaki mesela duygusal olarak kullanılabilecek en önemli duygu korku elementi. Heyecan uyandırmak. Mesela vatan sevgisi, aile sevgisi, erkeklerde şan, şeref, kadınlarda değerli olma hissi. Bunlar özellikle kullanılan duygusal noktalar, hassas noktalar. Bunların üzerinden, Cicero'nun geldik, bunların üzerinden işlersek başarılı olabiliriz. Cicero diyor ki, seyircinin duygusunu harekete geçiriyorsanız asıl zaferi öyle kazanırsınız. Savaşların kazanmak istediğiniz zaman ilk önce biz bir seyircinin ya da sizi dinleyen tarafın duygusunu harekete geçireceğiz. Duygusu harekete geçirilmiyorsa o işi yapamıyorsunuz. Her şey arasındaki tek önemli şey duygulardır diyor. Kararlar duygularla verilir diyor. Cicero bunu söylediğinde yüzyıllar önce kararlar duygularla verilir dediği tartışmada. Biz logos kelimesini de tabii orada ethos, pathos, logos vardı ya. Logosu da dikkat edelim. Mantıksal örüntü. Induction ve deduction diyoruz. Tüme varım, tümden gelim. Bunlar Aristo'nun üç terimiydi. Mantıksal konuşmalıdır diyor ya lider. Ama o mantık içinde biz mantıklıymış gibi algılayıp aslında kararlarımızı yine duygusal veriyoruz diyor. Bunu kim diyor? Aslında buradaki bizi yüzyıllarca önce söyleyen Cicero'nun günümüzdeki şeyi Daniel Kahneman'dır. Daniel Kahneman 2013'te bir kitap yazar. Slow Thinking, Fast Thinking diye, hızlı ve yavaş düşünme. Burada da der ki özellikle post-truth dönemde, hakikat ötesi dönemde gerçeklerin algılanmasındaki sorunlarda bizim insan düşüncesinin, insanların karar alma mekanizmasındaki duygusallığın ne kadar önemli olduğuna bahseder. Biz mantıklıymış gibi kararlarımızı alırız, halbuki duygularımızı rasyonalize ederiz. Korkunç bir şeydir. Duygularımızı rasyonalize ederek karar alıyoruz. O yüzden karar alırken alelacele gelmiş bir karar almadan önce gerçekten alınan kararlarımızı bir analiz etmemiz gerekiyor. Ama buna bize fırsat verilmiyor. Yani hiç kimse medya aracılığıyla başıboş bırakılmıyor. Cicero diyor ki duygudan daha önemli başka bir şey yoktur. Buradan diğer ikna taktiklerini bize veriyor Cicero. Buna da çok ilginizi çekecektir eminim. Yine Machiavelli gibi etik olmayan ama çok etkili bir dizi taktik veriyor, strateji veriyor. Şimdi bunlara bir bakalım. Yani bu Daniel Kahneman'ın da bize uyardığı ve Cicero'nun bize verdiği bu taktikleri bir elden geçirelim. Nedir bunlar? Bir, görseller kullanın diyor. İnsanları etkilemek istiyorsanız diyor, görseller kullanın. Görseller ve böyle çizgiler, böyle işte şeyler etkileyecek bir şeyi olsun, imajı olsun fikirlerinizin. Dilinizin şiirsel olması gerekiyor. Yani dilinizde bir şey olması, kafiye olması gerekiyor. Mesela kafiyeli konuştuğun zaman, bu tabii slogan dilinde de önemlidir. Yani slogan bulun. Slogan insanların kafasında kalan düşüncelerdir. O şekilde bir dil bulduğunuz zaman basit bir şekilde anlatan fikrinizi insanların aklında kalır. Reklam mesela, reklam yapılırken neden böyle, müzik de böyle çok basit bir müziktir. Dil de çok basittir. İnsanların sürekli hatırlayabileceği ve her kesime hitap edebilecek bir sloganvari konuşma bulmanız gerekiyor. Yani birincisi nedir? Görseller kullanın. İkincisi, diliniz şiirsel olsun. Üçüncüsü de bütün bunları sürekli tekrar edin.
Tekrar edin, 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 edin. Bir bakın, bütün propaganda konusunda tekrar ve maruz kalmak çok önemlidir. Sürekli maruz bırakın. Sürekli o fikrim, o kelimeyi, o değiştirmek istediğiniz düşünceyi ya da vermek istediğiniz ideolojiyi sürekli tekrar edin. Tekrar edile edile o insanlar o fikri içselleştirirler. Ve mesela Katilin speech'li, Katilin konuşmaları vardır. Cicero'nun bu Katilin konuşmalarındaki tekrarları analiz edebilirsiniz. Mesela bir kelimeyi sürekli tekrar etmiştir. Örnek olarak vereceğim size. Ortak bir suç, ortak bir suçluluk duygusu yapılabilir. Taktik 5, abartın diyor. Mesela bir olayda bir şeyi abartın, abartın, abartın. Mesela şu şöyledir de bu böyledir de aman ya Rabbim deyip odak noktasını şaşırtabilecek ya da işte insanların dikkatini bir yerden bir yere verirken bir konunun daha çok abartılması gerekiyor. O yüzden abartma da önemli bir taktiktir. Bunları hep bize Cicero anlatıyor. Çamur atın. Karşı tarafa sürekli çamur atın. Onlar şöyledir, onlar böyledir. Siyasal iletişimdeki görüyoruz günümüzde de sürekli bir kimse kimseyi öven bir konuşma yapmıyor. Çamur atıcı bir şeyle, suçlayıcı konuşmalar. Etiketleyin. Bizi oluşturmak için önce karşı tarafı bir etiketlemeniz lazım. Bir insanı etiketlediğiniz zaman bir kere düşman olarak da onu tanımlamanız gerekiyor. Biz dili ve onlar dilini konuşmamız lazım. Önce bir bizi oluşturun. Biz böyleyiz. Bir de onlar olması gerekiyor. Bizi oluşturmamız için onlara ihtiyacımız var. Onlar dediğimiz düşmandır. Düşmanın varlığı bizim için gereklidir. Ya yani siyasal iletişimdeki en önemli, propagandada en önemli konulardan biri düşmanın varlığıdır. Ötekinin varlığıdır. Başkası demiyorum bak, ötekinin varlığıdır. Öteki olmazsa da yaratılmalıdır diyor. Bunu da Umberto Eco Düşman İnşa Etmek kitabında da bahsediyor. Sınavda soracağım size bu kitabı. Dini referans alın diyor 10. taktikte. Dinden ve Allah'a yönelik işte şeyler göstererek ilahi adaletin ve ilahi cezalardan da referans noktalarını alarak halkı kendinize, kendi tarafınıza çekebiliyorsunuz. Bütün bunları işte Aldrich Gregory'nin açıklamalarından referans aldım. Şimdi örnek lider konuşmasına bakacağız. İkna dilinde bu başarılı konuşmaların etik veya etik olmayan bu başarılı konuşmaları şimdi birazcık analiz edelim. Marcus Antonius'un Shakespeare'in bir karakteri olarak verdiği arkadaşlar, Romalılar, işte halk diye bahsettiği, bana kulak verin diye bahsettiği Sezar'ın öldürülmüş olduğu anda yaptığı bir konuşma var. Kurgusal bir konuşmadır ama bu konuşma çok başarılıdır. Burada şunu da bahsetmek istiyorum. Retorik 3 ana şeyde de veriliyor arkadaşlar. Biz retoriği, yani konuşmayı verirken ikna etmediğinin amacı şu 3 ana ayakta da oluyor. Nedir? 1. Karşı tarafı övmek üzere, geçmişi, tarihi övmek üzere, günümüzle ilgili konuşabilirsin veya gelecekle ilgili konuşabilirsin. Şimdi Marcus Antonius geçmişe yönelik konuşuyor. Yuloji dediğimiz bir cenaze konuşması denilen, Batı kültüründe olan bir şey. Ben burada Sezar'ı övmeye değil, gömmeye geldim diyor. Sezar'a halk çok kızgındır. Daha yeni öldürülmüştür. Sen de mi Brutus diyerek ölmüştür, bıçaklanmıştır, oradadır cenazesi. Halk Sezar'a karşı çok öfkelidir. Ama Antonius gelir, arkadaşıyla ilgili güzel, iyi niyetli konuşmalarını onu aklayıcı bir dille anlatır. Şimdi burası, bu konuşma gerçekten analiz edilmesi gereken çok önemli bir konuşmadır. Türkçesini de bulabilirsiniz. Dikkat ederseniz dedim ki niçin konuşuyor insanlar? Bir şeye de ikna etmek için. Genelde liderler bir şeyi ikna etmek istediği zaman, mesela savaş için bir savaşı başlatması gerekiyor. Savaşa ikna etmek kolay değil. Nasıl konuşacak? Mesela bu savaşların olmasını ikna etmek için de göz önünde durması gereken bu ikna taktiklerini verecek. Maalesef savaşlar insanlık tarihinde o kadar
çok belirgin bir şeydir ki arkadaşlar, M.Ö. 3500 ile 20. yüzyıl arasında toplamda 14.500 savaşta 3,5 milyar insan katledilmiştir. Bu çok mantıksız bir şey. Yani insanlık tarihinde barışın olmadığı görünüyor. Buna biz ebedi döngü diyoruz. Özellikle barış olduğu dönem sadece 300 yılmış. Bu korkunç bir şey. Liderlerin çoğunluğu savaş için, savaşa ikna etmek için konuşmakta. İşte Nietzsche bu tarihteki en şiddetli acının bile gün gelip o ağırlığını kaybetmesine ebedi döngü deniyor. Yani dünyadaki hiçbir şey tarihin böyle hızlı bir döngüsü sayesinde hiçbir acı izini bırakmadığı için de insanlar dersini de almıyor. Dersini almadığı gibi de şey de yok, dünyanın kaderini de değiştirecek bir ne diyelim, karar mekanizması veya bir üst akılda bir türlü gelişmiyor. Efendim şimdi burada radyo çağına baktığımızda mesela, radyo çağında ses kullanımı, tonlama, tekrarlama, ulusal gurur ve heyecan uyandırmak, heyecanla birlikte kalabalık ve tezahürat gibi bazı kelimelerin stres olmasına da, yani vurgulanmasına da dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela Churchill'in "We shall fight on the beaches" konuşması, yani sahilde savaşacağız, orada savaşacağız, burada savaşacağız ama asla ve asla teslim olmayacağız diyor. Efendim burada Churchill'in dilinde şu var, konuşmasında diyor ki ben size, Churchill'in etosu çok yüksektir, güvenilirliği çok yüksektir, İngiliz halkı onu çok seviyordur, gerçeği, sadece gerçeği belirteceğim diyor. Ve başkan olarak ne, başbakan olarak ne vaat edeceksiniz diye soruyorlar. Konuşmanızda halka seslenmelisiniz. Ben diyor size sadece kan, gözyaşı ve ter vereceğim diyor. Churchill'in bu konuşmasına da bu kan, gözyaşı ve ter vereceğim de bir mantık var mıdır? Birisi size gelse, ben size sadece mutsuzluk vereceğim, size sadece acı vereceğim, sadece yorgunluk vereceğim dese, normal şartlarda bunu kabul etmeyiz. Ama Churchill konuştuğu zaman, özellikle mesela konuşma tarzı nasıl olduğunu dikkat edin, etkileme çok güçlüydü. Sakin sakin mesela konuşmaya başlıyordu. Bazı kelimeleri tekrar ediyor, ortamı birdenbire gerginleştiriyor ve sonunda cümlesini patlatıyordu. Bağırma konusu, sesin tonu ikna dilinde çok önemli. Bağıran birisi dediğimiz zaman hemen aklımıza kim geliyor? Tabii ki de Sayın Hitler. Hitler'in toplumları nasıl yönettiğini, nasıl bir propaganda yaptığını az çok herkes bilmekte. Ama dikkat edelim, Hitler'in propagandasında ses çok önemli bir şekilde kullanılmıştı. Sürekli tekrarlar yapılmıştı. Yine Cicero'nun dediği bütün her şey uygulanmıştı. Yani Cicero ne dediyse propaganda da aynen yapılmıştı, uygulanmıştı. Hitler'in kalabalıklarla, kalabalıkları yönetmedeki başarısı bilinmekte. Kalabalıklar gereklidir. Bir de babasız bir gençlik var. Bu babasız gençliğe de Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yorgun bir Alman halkının egosunu da yükseltecek bir baba rolüyle de gençlere rol model olmuştur. Etosu yüksektir. Egoyu yükseltmiştir. Alman halkının egosunu yükseltici, biz böyleyiz, siz şöyleyiz diye. Bütün bu az önce bahsettiğimiz Cicero'nun taktiklerini hatırlayın. Neydi? Bizi oluşturun, bizi öven konuşmalar ve de diğer ötekileri vardır. Belli kelimeler sürekli tekrar edilmiştir falan filan. Neyse, savaş biter. Başka bir önemli konuşma daha size vermek durumundayım. Ders bitmek üzere çünkü. Bu da Soğuk Savaş dönemi dediğimiz Kennedy'nin bir konuşmasını mesela vermek istiyorum. Bunu daha önce size vermiştim. Soğuk Savaş döneminde antikomünist konuşmalar olmuştu. Kennedy Berlin'e gider 26 Haziran 1963'te. Çok başarılı bir konuşmadır. "Ich bin ein Berliner" diye konuşmasını bitirir. Hani dersin başında bahsettim ya, mesaj çekiciliğinde son cümle, son vuruş cümlesinde olayı kapatır. İnsanlar inanılmaz bir etki içinde alkışlar. "Ben bir Berlinliyim" der. "Ich bin ein Berliner." Bu konuşmada da Soğuk Savaş dönemindeki en iyi anti-komünist konuşmadır. Hedefi sadece oradaki Almanlar değildir, Sovyet yönetimine de bir Berlin duvarını inşa etmesine de sebep olacak şekilde bir şey vermiştir, mesaj vermiştir.
Atatürk'ün hitap dilinden bahsetmeden bu dersi bitirirsem haksızlık olur. Atatürk'ün hitap dili bir kere barışçıldı ve halkı toparlayıcıydı. Gerçekten de ikna dilinde muhteşem bir başarı örneğiydi. Yurtta sulh, dünyada sulh demişti. Sloganvari cümleleri, herkesin anlayabileceği temel cümleleri bulmakta çok başarılıydı. İkna etmekte çok başarılıydı. Lider olarak gücünü kurumsallaştırmıştır. Yani kendini değil, bu elindeki var olan gücü, halkın ona olan sevgisini kurumsallaştırarak devam ettirmiştir. Diğer bütün liderlerden en büyük farkı da budur. Son söz olarak da şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar, burada bu derste bahsettiğimiz bütün bu içeriklerden sorumluyuz. Bundan ayrı ben bir tane daha ders yapacağım. O derste de sizinle birlikte bu şeyleri yüz yüze tartışacağız. Senkronize bir dersimiz de olacak. Herkese başarılar diliyorum. Bu PowerPoint'i de ayrıca sisteme yükleyeceğim. Sınavda da tekrar söylüyorum, bazı kavramlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hoşça kalın, iyi günler diliyorum.